Saadet Partisi İl Başkanlığı binasında Seyit Gazi İlçe Başkanı Turgay Koçyiğit ve kimi partililerce bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamanın detayları haberimizde, izleyelim. Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanlığı pazar açıklamalarında bu hafta 3 başlığa yer verdi. Parti binasında Seyit Gazi İlçe Başkanı Turgay Koçyiğit tarafından yapılan açıklamada pandemi süreci, Seyit Gazi 7. Olağan İlçe Kongresi ve partinin UKOME yani Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne önerileri vardı. Açıklama zorunlu PCR testi ve aşılamayla ilgili olarak başladı. Her ne kadar rakamların dili pandemi demese de birçok karşı açıklamalar olmasına rağmen 1,5 yıldır pandemi ile yüz yüzeyiz. Geldiğimiz durumda aşı tedavisi noktasında milletimizin zorlanmaya başlandığını müşahede ediyoruz. Halihazırda Anayasa Mahkemesi'nin kararı da ortadayken çok faydalı olduğu bilinen aşılarda dahi kullanım özgürlüğü olmasına rağmen henüz gerçek bir aşı olma özelliğini kazanmadan hem ehil hem sorumlu olmayan kurulların kararıyla uygulama yapılmasının karşısındayız. Nasıl ki şimdiye kadar birçok hükümet projesinin karşısında olmadığımız, yapılış şekline karşı çıktığımız gibi bu olayda da pandemi sürecinde de yapılan uygulamaların bir kısmına karşıyız. Koçyiğit açıklamasının devamında tüm vatandaşları partinin Seyit Gazi ilçe olağan kongresine davet etti. Ben aynı zamanda Seyit Gazi ilçe sorumlusuyum. Yarın Pazartesi günü saat 10'da Seyit Gazi İlçe Merkezimizde Seyit Gazi ilçemizin 7. Olağan Kongresi yapılacaktır. Saadet Partimize yeni katılımların da olduğu bu dönemde yeni yönetim kurulumuz Seyit Battal Gazi Hazretleri'nin dizinin dibinden Eskişehir Saadet Partisi şahlanışını başlatmaktadır. Hem yeni katılan kardeşlerimizi tebrik ediyorum hem diğer partilerde de olsa bütün vatandaşlarımızı Saadet Partimizin saflarına katılmaya davet ediyorum. Açıklamada son olaraksa partililer olarak ulaşımla ilgili talep ve önerilerini dile getirdiler. UKOME'ye olan tekliflerimizle alakalı olarak da Eskişehir'in Seyit Gazi çıkışının çok tehlike olduğunu biliyoruz. Zaman zaman orada kazalar atlatılıyor. İnşallah atlatılır. Özellikle kalabalık suyu tesislerinin olduğu bölgede bölünmüş yolun bir anda hem viraja hem de tek şeride düşüyor olması çok büyük tehlike arz ediyor. Diğer bir nokta ise Ölçe bölgesinden Mamuca'ya doğru giderken, Güllüce Mahallesi'ne doğru giderken ana yola giriş çıkışlarda büyük bir sıkıntı var. Oralarda da zaman zaman kazalar olmaktadır. Diğer bir husus ise çevre yolu üzerinde yaşanmaktadır. Sabah ve akşam zaman saatlerinde yani sanayiye giriş çıkış saatlerinde aşırı derece trafik sıkışmasına sebebiyet vermektedir. Bizim bu konudaki tavsiyemiz Kuzey Çevre Yolu'nun elzem bir şekilde bir an önce ele alınması ve devreye konulmasıdır.